STV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Eskişehir'in nabzında her perşembe olduğu gibi yerimizi aldık. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi yurt dışında sevgili Nuray Akçasoy bizlerle birlikte olmayacak ama ekibin diğer dört ismi Eskişehir gündemindeki başlıklarla bugün farklı bakış açılarını bu stüdyolarda değerlendirecek. Umarım sizler adına da seyir keyfi yüksek bir birliktelik olur. Düşüncelerinizde, görüşlerinizde lütfen siz de özellikle sosyal medya platformlarından takip edenler görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Sevgili Orhan Durmuş, meclis üyemiz yine her zamanki gibi yerinde. Nasıl geçti haftanız? Çok güzel, sağ olun, teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz bir meclis toplantısından da. Evet, sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili Ali Baş. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum ben pek de. Pek çok girdinin çıktının olduğu bir haftaydı bizim adımıza ve sevgili Kerem Akyıl. Merhaba. Senin nasıl geçti hafta? Yoğun, hepimizin beraber yaşadık zaten. Aynen, erken saatlerden erken akşama saatlerden kadar akşama aynı mesaiyi kadar paylaşıyoruz. Yoğun bir hafta sonuydu, haftaydı Türkiye için de bizim için de. Tabii, yani Eskişehir özelinde haftayı tabii ki biraz daha başka bir boyuta iten risk haritasındaki yeriydi. Ortalama vaka sayısıydı ve 58 ille birlikte tekrar hayata geçen yasaklardı ki ilk konumuz da bu akşam bu olacak. Malumunuz kısa bir süre önce, yaklaşık bir ay önce ilk risk haritası çıktığında %35 ile orta risk sınırında olan şehirlerden biriydik. Hatta umutluyduk maviye dönüşür müyüz, maviye dönüşürsek belki de Türkiye'ye örnek şehirlerden bir tanesi oluruz diye ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Önce hızlı bir şekilde turuncuya, daha sonra kırmızıya. Kırmızının üstü yok ama son gelen rakamla da yani %235 ile de kıpkırmızıya büründük. Haliyle Türkiye genelinde de benzeri bir tablo var ve 58 ilde yeniden hem yerinde karar mekanizmasının hayata geçirdiği kararlar hem de merkezi karar sisteminin hayata geçirdiği kararlar devrede. Hafta sonu kısıtlamaları yeniden cumartesi, pazar başlıyor. Ramazan ayı boyunca bu kısıtlamalara ek olarak lokantalar, kafeler yani hizmet sektöründe faaliyet gösterenler de kapalı olacaklar. Sadece paket servis icra edebilecekler. Tabii Eskişehir'i özelini konuşacağız ama bu sadece Eskişehir'le de sınırlı değil sevgili Kerem Akyıl. Maalesef. Geçen hafta da yine konularımızdan biriydi. Özellikle hani kongrelerde dikkat edilmeyen tablolar, rehavetin üst noktada olması bu tabloyu biraz sürpriz kılmadı yani hepimiz için. Bu kadar belki yüksek değildi ama beklediğimiz bir renkti, kırmızı renk. Ben de bekliyordum. Yalnız bunun AK Parti'nin yaptığı kongrelerle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kongrelerin üzerinden 2 hafta geçmesi lazım ki bir tesir olup olmadığını görelim. Bulaşım birkaç günde de ama gösteriyor kendini yeni varyantta. Görebilir ama şu andaki vakaların ona bağlayamıyorum ben yani. Ona bağlamak mümkün değil bence. Çünkü onun bir iki hafta daha geçmesi gerekiyor ki semptomlar belirsin diye. Ama biz zaten Gebalep kongremiz olsa da olmasa da zaten toplum olarak kurallara hiç uymuyorduk maalesef Soner. Yasakların peki kongreden sonra devreye girmesi? Hani böyle bir eleştiri de var toplumda. Evet, eleştiri. O eleştirileri yapanlara çok kızamıyorum. Çünkü hani kongreler bitti ve ondan sonra yasaklar başladı. Daha önceden de yasaklar yapılabilirdi. Böyle art niyetli bir düşünce ya da komplo kurulacaksa da buna imkan verdi hükümet yani. Böyle bir komplo kurulmasına imkan verdi. Peki yani değerlendirmenin içine şunu da ekleyelim. Yasaklar yeniden devrede ama kısa çalışma ödeneği için de bugün son gündü. Evet, maalesef bu kötü bir şey bu. Kısa çalışma ödeneği. Şimdi pek çok işletme aslında çok zarar ediyor. Ve hatta bazıları belki de iflas etme noktasına geldiler ama bunu yapamıyorlar. Kısa çalışma ödeneğiyle çalıştırdıkları kişilere az da olsa yani yarım maaş da olsa bir şey geliyordu onlara. Ve bu işveren için de bir yük hafifletiyordu. Oradaki kısa çalışma ödeneğiyle yarım maaş alan işçiler için de iyi bir şeydi. Çünkü hiç maaş alamama, işten olma ihtimalleri vardı. Şimdi bunun kalkması hoş olmadı. Gerçi kısa çalışma ödeneği bu süreçte icat edilmiş bir şey. Daha önceden kısa çalışma ödeneği işçinin özel isteğiyle olan bir durumdu. Burada biraz mecburiyete getirildi. Çok güzel adapte edildi bu koronavirüs sürecine. Fakat anlaşıldığı kadarıyla kasada da para bitmiş durumda. Yani hükümet de buna para ayırmakta zorlanıyor gibi gözüküyor. Ben kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hükümetin bir kere daha bir gözden geçirmesine fayda görüyorum. Umutlu musun? Umutluyum. Umutluyum. Yani bu çok büyük bir yük olacağını düşünmüyorum. Yani tamam bir noktada kalkması gerekir. Kısa çalışma ödeneğinin normale de geçmemiz gerekir ama aşılar yapılıp da hani tam anlamıyla normalleşmeden bu kısa çalışma ödeneğini de kaldırmamak lazım diye düşünüyorum ben. O konuda hükümeti bir uyaralım.
Yapmış oldukları bu tutumu da ben beğenmedim, kısa çalışma ödeneğinin kalkmasını. Daha önceden uzatıldığı zaman hep hoşuma gitmişti. Bu sefer gitmedi. Bir de toplum olarak da yalnız şunu söyleyeyim, biz bu kendimizi disipline edemedik Soner maalesef. Yani oradan işte onlar kongre yapıyor, bunlar şöyle yapıyor diye suçu birilerine atmak kolay. Ama bu bizim bireysel sağlığımızı değiştirmeyecek. İşte diyor ki vatandaş, onlar diyor kongre yaptılar diyor. İyi de kardeşim sen niye o zaman maskeni takmıyorsun? Yani bu mu? Sebebi bu mu? Bir başkasının hata yapması senin hatan mı? Senin hatanı mazur gösterir mi? Bunlar kabul edilebilir şeylerdir. Açık konuşmak gerekirse bence bu konudaki en büyük sorun toplumun yeteri kadar disiplinli olmamasından kaynaklandı. Tabii hükümetin de bazı hataları oldu, olmadı demiyorum. Oldu ama bence burada toplum olarak daha disiplinli olabilirdik. Daha kurallara uyabilirdik. O zaman da şu anda çok daha rahat bir şekilde yaşıyorduk. Ama bunu yapamadık. Özellikle baharın gelmesi, havaların da biraz düzelmesi. Yani insanlar çıktılar, gezelim, tozalım diye düşündüler. Ama işte yanlış oldu. Sonuçta bedelini biz ödüyoruz ve lokantacılar ödeyecek. Lokanta ve kafeler, senin de belirttiğin gibi Ramazan'da maalesef kapalı olacak Soner. Evet. Yani bu lokantalar ve kafeler nasıl dayanacaklar? Bunu ben tahmin edemiyorum artık. Yani gerçekten dayanma sınırlarının sonuna gelmişlerdi ve o sonuç şu anda aşıldı. Evet. Çok kötü bir durum. Sevgili Orhan Durmuş'la devam edeceğim. Yani hem vakaların yükselmesi, yasakların devreye girmesi, hem kısa çalışma ödeneğinin devreden çıkması ve Ramazan ayında da özellikle hizmet sektöründeki esnafın sadece paket servisle hayatını idame ettirmek durumunda olması. Evet, belki sağlık açısından vaka sayılarını azaltacak bir tedbirdir ama işin bir de ekonomik yönü var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Umutlu musunuz? Ben umutluyum bu kısa çalışma ödeneğinde. Tekrar gözden geçirileceğini düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Öncelikle sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi hatırlayacağınız gibi Şubat sonlarında veya ortalarındaki programlarımızda erken bir gevşemenin bize önemli bir bedel ödeteceğini, bunun geri dönüşünün çok yüksek bir oranda virüs bulaşının ve sayısının artmasıyla daha zor günlere doğru gidebileceğimizi söylemiştik. Ben hatta kayıtlarda vardır 3. dalgayı yaşayacağımızı, evet, söylemiştim. Ha, bunlar sadece hani benim öngörüm değil, bu konuyla ilgili olanlar veyahut da biraz daha iyi takip edenler uzmanların görüşlerini, daha fazla belki açıklamalarını dikkat edenler satır aralarında bunları zaten görebiliyorlar. Bir defa hani adını koyalım, 3. dalgayı yaşıyoruz. Bu beklenen bir şeydi. Bunun sizin başta söylediğiniz şekilde hani kongrelerle ve diğer şeylerle çok da ilgisi yok. Çünkü virüsün de bir mutasyon durumu var ve bu varyant, işte İngiliz varyantı %75 oranında bu etkili diyor Sağlık Bakanımız. Keza yine Güney Afrika varyantının ve hatta üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak adı tam net konulamasa da bir de bir Karadeniz mutantından bahsediliyor. Özellikle Karadeniz kıyı şeridindeki vaka yüksekliğinin üzerinde yapılan çalışmalarda buraya doğru bir tespit var. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bilim insanları bunlarla ilgili daha detaylı, doyurucu bilgi açıklarlar ama neticeye bakalım. Biz neticede yükselen bir mutasyon durumu var, virüs bulaşı var ve sayısı çok arttı. Ben hatta bugünler iyi günler diye düşünüyorum. Günlük vakalarımızın 60 binleri bulabileceğinden endişeliyim. Yani bunu tahmin edebiliyoruz. Bu da dediğim gibi özellikle virüsün farklı bir çeşidinin olması, bulaş riskinin birkaç kat artması ama bir taraftan da belki iyi tarafı ölüm riskinin de düşmesi. Bu sayede de sanki virüsün bu son mutasyonundan sonra etkisinin de yavaş yavaş azalacağını tahmin edebiliyoruz. Dediğim gibi bir tıp insanı değilim ama bu noktadaki genel bilgilere göre böyle bir sonuç beklenebilir. Ama her halükarda bizim çok daha dikkatli olmamız gerekirdi. Bunu hayatımızın her kademesinde Kerem Bey'in de söylediği gibi çok daha dikkate alarak yaşamalıydık ve neticede bu insandan insana bulaştığına göre bu bulaş riskini azaltıcı şekilde davranmalıydık. Ancak
toplumun bir yıldan beri yaşadığı bu baskı diyelim, stres diyelim, sürekli bir kapanma, kısıtlama gibi yasaklayıcı önlemlerin hayatına çok olumsuz bir katkısı, kötü bir tesir oluyor. Özellikle de psikolojik yönden de büyük tesirleri oluyor, olumsuz anlamda. Bunlar sebebiyle vatandaşımızı çok fazla sıkmak, belki yetkililerin, sorumluluk makamında olanların çok arzu etmedikleri bir şey. Çünkü hani çok bir yere, bir küçük noktaya doğru sürekli bir basınçla baskılarsanız bir yerde patlar. Nitekim başka ülkelerde buna dair sürekli bir hükümet otoritelerine yahut da karar vericilerin otoritelerine, onların kararlarına karşı sürekli bir karşı çıkış, bir protesto eylemleri, Bunların çok daha fazla dalga dalga yayılıp büyük bir toplumsal hareketlere dönme durumlarında görüyoruz. Türkiye'de de bu durumlara gelinebilirdi. Belki gelinmesin diye ara ara bir böyle bir tahliye kapıları açılarak bilinen, görülen ya da görünen yakın bir tehlikeyi de belki göze almak üzere sırf ekonomik yönden insanlarımızı da, esnaflarımızı da, bu noktada etkilenen vatandaşlarımızı da düşünerek biraz daha gevşetilerek bu önlemlerin normal hayatı biraz daha kurallara uygun şekilde yürütülmesine dair çabalar vardı, kararlar alınmıştı. Fakat görüldü ki çok hızlı bir şekilde yayılan ve bu gevşemeyle beraber çok hızlı bir şekilde yayılan bu virüsün, bu bulaşın sonrasındaki çıkabilecek, doğabilecek tablonun çok daha ağır bir noktaya gidebileceğini, hastanelerin, işte yoğun bakımlarının, tedavi ünitelerinin vesaire, sağlıkçıları bu konudaki yorgunluğu, kapasite meselesi gibi çok daha bize büyük bir sıkıntıya evrileceğini düşünerek muhtemelen yöneticilerimiz yeniden bir kısıtlama kararlarıyla, bunları da doğru olan da bu, her ilin kendi valiyet ve karar il hıfzı sıha kurullarına bırakmak suretiyle bu süreyi de böylece geçireceğiz gibi gözüküyor. Peki adil mi sizce, hani toplumdaki uygulanış biçimi bu kısıtlamaların? Çünkü orada bir size dinlenme payı vereyim. Evet. Şöyle bir düşüncem var benim. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normalleşme başlarken herkes, mesela en ufak bir normalleşme belirtisi olduğunda ilk önce okulları açıyoruz, en geç okulları kapıyoruz. Ki en büyük bulaşı riski pek çok bilim insanı tarafından okullar nedeniyle kaynaklandığı dile getiriliyor. Hem nüfus hem çünkü metrekareye düşen kişi sayısına bakacak olursak. En geç açılan ve en erken kapanan da hep bu hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaflar oluyor. Burada böyle bir sıkıntı karşımıza çıkıyor. Bir de din konusu bizim için çok hassas bir konudur. Yani çok üzerinde tartışmaya girmek istemiyorum ama şimdi teravih namazı farz bir namaz mıdır? Değil. Değildir. Sünnettir. Ama şimdi Sağlık Bakanı'na mikrofon uzatılıyor. Yasaklarla ilgili görüşleri soruluyor. İşte 9'dan sonra çıkmak yasak. Hafta sonu dışarıya çıkmak yasak. Peki Ramazan'da teravih namazları deniyor. Teravih namazları dikkat edilerek devam edecek deniyor. Şimdi vaka sayısı artmasın diye bir takım yasaklar, tedbirler konulurken, mekanlar kapatılırken, insanlar dışarıya çıkamazsın derken, sünnet bir namazın için esnetme olması bir takım adli duyguları da, hani din konusu olsa da, böyle bir düşündürüyor ister istemez. O yüzden ben birazcık bu adiliyeti konusunda şüpheliyim. Evet. Burada şöyle bir şeyi söylemek lazım. Camilere gidiyor musunuz, ne kadar görüyorsunuz, izlenimleriniz nedir onları bilmiyorum ancak benim gittiğim ve gördüğüm kadarıyla camilerdeki ibadet süresince tedbirlere çok daha dikkatli uyuluyor. Yani o gruptaki insanların yasalara ya da bu tür kurallara uyma noktasındaki hassasiyeti sanki daha bir iyi gibi. Hani bunu bir ayrımcılık olsun diye söylemiyorum. Fakat hani baktığımızda ben her gittiğimde oldukça mesafe olarak namaza durulduğunu görüyorum. İşte gerek cuma namazlarında, gerek vakit namazlarında, benzer şeyin teravih namazlarında aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamdaki, hani biz zaten önlemlere dikkat ettiğimiz sürece
bu bulaş riskini zaten düşüreceğiz. Ama bizim işte sizin söylediğiniz şekilde endişemiz okullarla ilgili durumlar ve son dönemde artan vakaların ya da özellikle çocuklarımızın yaş gruplarının daha da aşağıya doğru artan vakaların seyretmesi bu noktadaki endişeyi ya da tehlikeyi bir kez daha görmemize gerek var. Dolayısıyla ben bu noktada bu yasaklarla beraber okulların belki Mayıs ayına kadar kapalı kalmasının daha doğru bir seçenek olduğunu, bir karar olduğunu değerlendiriyorum. Elbette karar vericilerimizin elinde çok farklı raporlar, çok farklı analizler, istatistikler vardır. Onlar yine bunlara bakarak doğru kararları vereceklerdir. Ama okullar noktasındaki hassasiyetinize katılıyorum. Onun risk anlamında biraz daha yüksek bir risk ve artarak yükselen bir risk olduğunu ben de gözlemliyorum, bunu değerlendiriyorum. Bu konuda dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Kısa çalışma ödeneği meselesinde de evet. Şunları söyleyebilirim. Birincisi, hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi vatandaş mağduriyetini, esnaf mağduriyetini, iş adamı veyahut da bu kesimlerle ilgili yaşanan mağduriyetleri her şekilde dikkate alarak onlara dair bir çözüm getirmek noktasında bir hassasiyet içerisinde. Bunu da bugüne kadar belki sayamayacağım ama 15'in üzerinde, 20'nin üzerinde bir teşvik metoduyla ya da kararlarıyla hayata geçirdiler. Bu yine bu artan vakalarla gelen kısıtlamaların sonrasında yeniden değerlendirileceğini düşünüyorum ve yine bu imkanın kullandırılacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaklaşık 57 milyar lira hükümetimiz tarafından bu destekler için ödenen bir rakamdır. Kolay bir rakam değildir, az bir rakam değildir. Ha gönül ister ki bütçe imkanlarımız el verse de çok daha yükseğini herkese faydalandırıp ödesek. Fakat şu ana kadar bu bile önemli bir açığı kapatmaya yetti. Ben yine bunun devam edeceğini düşünüyorum. Son bir sözde aşılama ile ilgili söyleyeyim. Bu noktada belki sizler de veya izleyicilerimiz de takip ediyorlardır haberlerde. Aşılama konusunda Avrupa'daki birçok ülkeden, hatta çoğu ülkeden çok daha iyi bir noktadayız. Ve hatta yani birinci, ikinci sırada gibi en başlarda olan ülkeler içerisindeyiz. Bu ülkemiz adına gurur verici. Yine aşılamalarımız devam ediyor. Şu anda 15 milyonu geçtik. Bu noktadaki önlemler giderek daha sıkı bir şekilde devam ediyor. Özellikle ben ve benim gibi belki vatandaşlarımızdan Türk aşısını özellikle bekleyenler için de güzel haberler alıyoruz. İnşallah Nisan ayı içerisinde, bu ay içerisinde çok gecikmeden yerli aşımızı da kullanmak suretiyle daha fazla sayıda vatandaşımızın aşılanmasıyla bu virüsün etkisinin kırılacağını ya da önemli ölçüde gerileyeceğini düşünüyorum. Evet, umarız öyle olur. Çünkü aşı konusunda bu 15 milyon aslında 7,5 milyon insanın aşı var. Tabii karşılıklı. Yani çift faz olduğu için dolayısıyla bir an önce bu aşı sürecini atlatırsak zaten biraz daha özgüvenimiz yüksek olur diyeyim. Sevgili Ali Baş'a döneyim. Evet. Bugün 40 bin kişi daha maalesef pozitif vaka. Bugüne kadar 30 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Eskişehir'de günlük vaka sayısının artık yine 4 haneli rakamlara çıktığı söyleniyor. Yasaklar da devrede, hem yerinde hem merkezi. Konuşulanları da dinledin sevgili Ali Baş. Evet. Son tahlilde ne söylersin? Şimdi şunu söyleyeyim başta. Hükümetin son aldığı kısıtlama ya da yasak, ismini her ne dersek diyelim, bence doğru ve olumlu. Çünkü hafta sonu yasakları, belli saatlerdeki kısıtlamalar daha önce de uygulandı ve epey bir mesafe kat edildi. Yani bunu hep birlikte gördük, tanık olduk. Sayılar düştü. Fakat sayılar bakın yavaş yavaş düştü. Yani yavaş yavaş azaldı. Fakat biraz normalleşmeye geçince, yasakları serbest bırakınca birdenbire patladı. Bunun aslında herkes böyle olacağını biliyordu, tahmin de ediyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu nedenle yasakların ben yeniden gelmesini olumlu buluyorum. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Yani insan sağlığı hiçbir şeyden değerli. Tamam ekonomi de önemli, esnaf da durum vahim. İnsanların özgürlükleri kısıtlanıyor ama
durum, tablo ortada ve bu yasaklara bizim ihtiyacımız var. Ancak Eskişehir'de yapılan bazı yasaklar var. Mesela ben Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Geçen valilik konuyla ilgili dizi yasak yaptı. Ben hatta araştırdım, sordum, arkadaş Türkiye'de böyle bir başka yerde var mı bu yasaklar dedim. Evet. Hiçbir yerde denk gelmedim. Mesela diyor ki Eskişehir'deki yasaklardan bir tanesi, Eskişehirli birisi Eskişehir'de otelde kalıyorsa en az 5 gün kalmak zorunda. Yani bir gün evde bir gün kalamıyor. Şimdi böyle yasak kısıtlama olabilir mi? Yani Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok mu? Evet. Yani Uludağ'da bakıyorsunuz, vur patlasın, çal oynasın, eğlenceler yapılıyor, partiler veriliyor. Yine de bir şey yasaklanmıyor. Çünkü Eskişehir'deki otellerde böyle bir durum da yok zaten. Yani. Şimdi bu var, bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Bir de şu var hani... Mesela bu Antalya'da var mı bu yasak? Orası kırmızı. Mesela bizim bir arkadaşımız var, evet. Eskişehir'de ikameti, şu an Yalıcık Belediyesi'nde evet. çalışıyor ama haftada bir gün Eskişehir'de kalmak zorunda. Burada programa katılıyor ancak Eskişehir'de ikameti gözüktüğü için otelde konaklayamıyor. Yani bu çok garip bir durum. Adını da verelim Şener Çetin. Sevgili Şener Çetin. Evet. Aynı. Şimdi böyle garip olaylar var. Mesela diyorum ya, bu bir İzmir'de yok, bir Antalya'da yok, hiçbir yerde yok. Bursa'da yok. Arkadaş niye Eskişehir'de var bu? Ha şunu dersiniz, arkadaş bu otel restoranlarda alkol alınıyor, onun için de insanlar bir araya geliyor, o zaman onu yasaklayın. Evet. Onu yasaklayın, olsun bitsin. Şimdi yine diyor ki bu yasaklardan, arkadaş işte çarşıya giriş çıkış sınırlandırılacak diyor. Ya arkadaş çarşıya kim, kaç kişi gelecek, yani bir numaratör mü olacak girişte çıkışta, ne yapacağız? Yani onu da hani böyle mantla çeviriyorlar ya. Aynen. Önce çarşıyı komple kapatsınlar. Kimse girmesin. Yani bu bunların yani bir izanı olması lazım. Standardı böyle. Standardı olması lazım. Böyle olmaz. Yani işte böyle işte diyorlar ki Kanlı Kavak, Dede Korkut Parkı'nda tabii insanlar oraya gidiyor. 8 metrekareye bir kişi düşecekti. Abi tamam düşecek, güzel de kim denetleyecek bunu? Kim organize edecek? Nasıl olacak? Kim ölçecek? Şimdi böyle yasak kısıtlama olmaz. Bence bunların gözden geçirilmesi lazım. Ama ben hükümetimizin aldığı genel yasak kararlarını doğru buluyorum. Tedbirler doğru. Okullar konusunda da ben daha önce de söylemiştim. Bugün de Eğitim Sen Başkanı da açıklama yaptı. İşte virüslü öğretmenlerin, öğrencilerin olduğu okulların listesini de yayınlamış. Evet, tablo pek iç açıcı değil. Ama bu okul konusunda ben şunu savunuyorum. Bakın geçen sene bir dönemi feda ettik. Bu sene de bir dönem daha gitti. 2 yıl yapar bu. Geçen Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı geldi. Yani biz bu 2 yıllık açığı en az 5-6 yılda kapatabiliriz diyor. Ya pek de bizim, çünkü bakıyorsun Avrupa'da da çok tedbir alıyorlar, çok yasak yapıyorlar ama okulları kapatmıyorlar. Niye? Çünkü bizim bu gelecek için, gelecek neslimiz için bu eğitime ihtiyacımız var. Ben bu yüzden okullar, yani okul bazında bakıyorum ya da sınıf bazında da bakılabilir. Eğer okulda bir virüse yakalanan kimse yoksa, veli yoksa, öğrenci yoksa, öğretmen yoksa okulların kapatılmasından yana değilim. Zaten öğrenciler haftada 2 gün gidiyor. Hepsi de gitmiyor zaten. Şu anda bakıyorsun bazı, yani Eskişehir'in en kalabalık sınıflarına bakın, okullarına bakın, Melahat Ünlügül'e bakın. Orada bile ne yapıyor? Yani kısıtlı gidiyorlar zaten. Ama öğrenciler. Sosyal hayat ve evet. okul aynı anda açıkken işte bu evet. okula da sirayet Hı. ediyor yani evet. o virüs. Evet, ister istemez. Şimdi bundan başka... Okullara bir de 4 gün gidiliyor onu. Hayır. Şöyle. 2 gün dediniz de o yüzden. 2 gün gidiliyor. 2 gün gidiliyor ama. Okula 2 gün gidiliyor. 2 gün gidiyor, bir grup 2 gün gidiyor. Şimdi okul bir sınıf var, şöyle anlatayım. Bir sınıf var. Bu sınıf 30 kişi, örnek veriyorum. Bu sınıfı 2'ye bölüyorlar. 15 kişisi haftada 2 gün geliyor, diğer 15 kişisi tamam. haftada 2 gün geliyor. Böylelikle ne var? Öğrenciler tek sıra oturuyor hepsi. 2'şer kişi oturan yok. Hepsi tek sıra oturuyor. Hatta birer de atlıyorlar bazı yerlerde. Yani öğrencilerin arasında mesafe olsun diye. 1-1,5 metre çok rahat var. Yani bu birçok okul bu şekilde yapmış. Yapamayan zaten açmadı. Şeyden devam ediyor. İnternetten devam ediyor. Bu yüzden ben okulların kapatılmasından yana değilim şahsen. Böyle devam etmeli. Çünkü eğitim önemli. Gelecek kuşak için. Ha, ama okulda bir virüs olursa tabii ki kapatılacak, karantinaya alınacak. Yani şöyle bakıyorum ben. İşte bir fabrikada
İşçinin birinde virüs çıktığı zaman fabrikayı kapatıyorlar mı hemen? Yok. Hemen onu alıyorlar. Yanındaki temasçı alıyorlar. Üretim devam ediyor. Böyle bakmak istiyorum. Bundan başka... Kısa çalışma. Kısa çalışma ödeneği de... Şimdi genel olarak şunu söyleniyor. Bu kısa çalışma ödeneği biterse... Daha çok da bu özellikle küçük esnaf için geçerli. Yani yanında çalıştır, iki kişi çalıştırıyor, üç kişi çalıştırıyor. Bazı işletmeler var. Bunlar arkadaş zaten sen kızlar çalışma ödeneğinden faydalanıyordu. Ben artık dükkanım kapalı zaten seni çalıştıramıyorum deyip onu işten çıkartabilir. Ya da bazı firmalar tasarrufa gidebilir. Ha bu da bence diyorum bu tamamen benim varsayımım. Hükümet bunu niye devam ettirmedi? Çünkü şöyle baktı. İşten çıkartırsa işsizlik ödeneği alacak. Yani belki işte, hani böyle bir şey olursa işten çıkartılırsa işsizlik ödeneği veririm. Yani aynı ücreti aşağı biraz daha az çalıştığı yıla göre değişiyor. Oradan veriyor. Aynı fondan veriyor zaten. Başka fondan vermiyor. Herhalde böyle düşündü diye bir yorum yani yapıyorum. Kısa çalışma ödeneğini uzun bir müddet hükümet kendi cebinden verdi. Fonun dışında verdi yani. Şeyden aynı fondan verdi. Özellikle gelir durumu olmayan ailelere sosyal destek ödemesi şeklinde. Sosyal destek ayrı. Aile Sosyal farklı. Politikalar Bakanlığı evet. bünyesindeki şeyler tamamen. Ama bu kısıtlı çalışma ödeneği fondan. Bunu böyle düşünüyorum. Aşılama konusunda da şunu söyleyeyim. Şimdi tabii şöyle diyorlar aşı bitti falan. Şimdi bizim tabii iletişim başkanlığının çabasıyla biz kendimizden örnek vereyim. Basın mensuplarına ayrıcalık tanındı. Aşı geldi. Yani bize aşı hakkı verildi. Dün çıktı karar. Ben de hemen baktım sisteme. Hayat e-nabza. E-nabza baktım. Evet COVID-19 aşınız olabilirsiniz diyor. Çünkü gazeteci olduğunuz için. Orada seçenek var zaten. Hemen girdim. Nerede olabilirim diye. Ben aile hekiminde olmak istedim. Fakat aile hekiminde yakın yani eve yakın olan yerde aşı yok yani vermedi. Hemen bir özel hastaneye en yakınlık özel hastaneye başvurdum yine sistemden. Orada da aşı yok. Sonra tıp fakültesine başvurdum. Tıp fakültesinde hemen tercihini yap dedi. İşte Çin aşısı mı Alman aşısı mı diğerinin tercihini yap dedi. Ben Sinovac'tan yana tercihimi kullandım. Çin aşısı. Evet hemen orada. Evet, Çin aşısı. Çin aşısı. Sinovac Çin aşısı. Hemen tercihimi yaptım. Ayın 5'inde randevumu aldım. Saatinde yazıyor orada. 13.30, 13.20'de. İşte poliklinikler falan var. Hemen mesaj geldi. Kaydınız alındı. Falanca gün gelin aşınızı alın diye. Yani bu aşı yok, aşı kalmadı diye kampanyalar var ama ben şimdi randevu verdi devlet. Yani sistemden hemen düşer düşmez randevu verdi ama gördüğüm gibi aile hekimliklerinde sanki bazen olmayabilir. Ya bazı da benimkinde. Randevularda evet. erteleniyor. Eskişehir'de evet. de mesela evet. dün bazı Hı-hı. randevular ertelendi. Evet, şimdi biz de işte 5'inde gideceğiz bakalım ertelenmiş mi ertelenmiş mi o zaman vurulur. Göreceğiz. Bu noktada bir de şunu da ekleyeyim. Meslek örgütleri evet. tabii ki peşine düşecektir. Bu aşı hakkı kazanmış basın mensupları sarı basın kartına başvurup almış olanlar. Hani ama ciddi bir kesimde Eskişehir'de ben de onlardan biriyimdir. Hakkım olmasına rağmen başvurmadım. Almadım. O yüzden o kapsamın içine girmiyorum. Bu kapsamı basın iş kolu olarak hani bu anlamda sigorta yatanlar olarak eğer güncellerlerse pek çok insanın da aynı zamanda mağduriyetini gidermiş olurlar bu iş kolu içerisinde. Evet. Belki suistimal edilmesin diye bunu düşünmüş olabilir evet. ama merak etmeyin. Kimse aşı olacak diye sigortalı işçi almaz. Tabii. Öyle bir suistimal de olmaz. Dolayısıyla ben de seninle aynı fikirdeyim. Evet. Onu da notlara ekleyelim. Evet. Şimdi bunu ben de aslında daha önceki programlardan bir tanesinde söylemiştim. Yıllar önce de bu belediyelerin verdiği serbest kartlarda da benzer sıkıntı yaşandı. Arkadaşlar basın kartı olana veriyor. Ama sigortası basın sigortası. Yani tercih etmiyor basın kartı almıyor ama basın sigortasından yatıyor. Onlara ayrıcalık yapılmasın demiştim. O zaman da biraz tartışma yaşanmıştı. Bu durum da aynısı. Yani biz aynı iş yerine çalışıyoruz. O basın sigortası aynı sigortadan yatıyor. Sadece basın kartı almayı tercih etmemiş. Evet. Başvurusunu yapmamış. Onun için bu arkadaşlarımızın da bence bir bakıp hemen bir şekilde ya bir kriter koyabilir. En az 6 ay çalışması lazım ya da bir sene çalışması lazım. Bir şey koyulabilir bir kriter. Ama bu kişilere de aşı ayrıcalığının verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü zaten işe yeni başlayanlar özellikle
Bu arkadaşlar sahaya çıkıyor. Tabii. Yani biz hemen onu tabii. Ne yapıyor? İşe yeni başladı tabii. Muhabir. Hemen onu göreve sahaya çıkartıyoruz. Salonda da, sahada da, evet. Kalabalıkların içinde göreve de, hastanede çıkıyor. De onlar var hep. Evet. O yüzden o konu çok önemli bir konu. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Bu tabii şey kötü. Diğer olaya söylersek işte iftar yapılması, iftar yemekleri yasak ama teravih serbest. Bu da bence pek hoş değil. Ama dediğim gibi bu artık kişinin, yani hükümet bence şöyle düşünüyor. Arkadaş bize de teravih namazını yasaklattılar demesinler. Çünkü bu kişinin kendi tercihi. Farz olan bir durum da yok. Bunu i̇şte farz olmadığı hemen, için ben de böyle de yapabilir. Bir garip tablo çıktı. Yani camiye gitmek zorunda değil herkes. Aynen. Şimdi tabii geçen haftadan bu haftaya tehir ettiğimiz bir konumuz vardı bizim, bu kez ben Sayın Durmuş'la başlayacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi hafta içinde yine bir basın açıklaması gerçekleştirdi il başkanıyla. Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili bir öneri var. Eskişehir trafiğinin biraz rahatlamasına yol açabileceği, en azından yeni bir yol kazanacağı ile ilgili detayları da sizden alacağım. Tabii geçen hafta Eskişehir ve yol derken bu haftaki Alpu'da yaşanan kaza gündemde yoktu. Şimdi yolla ilgili konuşurken ben Alpu yolunu da ekleyeceğim. Çünkü artık ölüm yolu diyoruz. Maalesef Alpu yolu yine bir can aldı. 3 kişi de ağır yaralandı, toplam 5 olmak üzere. Dolayısıyla önce şey kısmından başlayalım. Kent trafiği, kent içi ulaşımına deva olabileceği düşünülen bu Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisi ne? Dün de Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Şunu dedi, biz zaten Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili 2020'den beri çalışıyoruz gündemimizde. Ve o yolu açmak için de çok böyle uzun bir zamana gerek yok. Çalışmalarımız bitmek üzere dedi. Buyurun, söz sizin Sayın Durmuş. Evet. Şimdi Eskişehir'deki trafik sorununu, ulaşım sıkıntısını herhalde hepimiz tespit ediyoruz. Hepimiz görüyoruz. Maalesef. Yaşayarak görüyoruz. Hatta Eskişehir'de bir insana bir ceza verecekseniz ona bir altına araba verip de işte sabah akşam saatlerinde şerici trafiğinde kullanmasın, bir yerden bir yere gitmesini sağlamanız veyahut da böyle bir görev yüklemeniz yeterli. O kişi bundan epey, eğer bir kabahat işlediyse ona karşılık bir ceza olacaksa, gerçek bir ceza olacak kadar zor bir durumda ve kötü bir durumda. Zaman zaman biz bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat üzücü olan şu, ben bunu Büyükşehir'de de söyledim, başlangıçtaki programlarımızda burada da dile getirmeye çalıştım. Burada bir iradeyi göremiyoruz. En büyük üzüntümüz budur. Bakınız, Büyükşehir Belediyesi'nin gerek stratejik planında, gerekse hazırladığı işte yatırım programı vesaire diğer çalışmalarında, yani geleceğe vizyon adına yaptığı çalışmalarda trafik sorununu birinci bir sorun olarak görmüyor. Biz bunu eleştiriyoruz. Bakınız, diyoruz ki ya sokağa kime sorarsanız sorun. Hatta yani kendiniz yapın. İlla bir medya kuruluşuna hani belki de yanlıdır filandır diye bakıyorsanız kendiniz gidin hamam yolunda, ne bileyim Doktorlar Caddesi'nde, başka yerde sıradan vatandaşlara tesadüfi örnekleme yoluyla sorun. 100 kişiden kaç kişi Eskişehir'deki en önemli sorunu trafik olduğunu söyleyecek. Hani bunlar herkes Eskişehir'de yaşadığına göre hani uzayda da yaşamıyoruz. Neticede bir görünen durum var. Bunu bir kabul etmek lazım. Halk bunu kabul ettikten sonra üzerinde nasıl çalışalım, neleri yapalım, nereden açalım, nasıl bir formül geliştirelim kısmı ikinci bir konudur. Teknik bir çalışmayı gerektirir, planlamayı gerektirir vesaire. Buralarına ayrıca belki konuşmak da gerekir. Fakat ortada bir sorunu kabul etmeyince, bir öneri ya da bir şey de konulmayınca, o zaman yok saymak, hani deve kuşu misali kafayı kuma gömdükten sonra tabii ona güneş olmaz veya dışarıdaki bir hayat gözükmüyor olabilir. Bizim burada dediğim gibi eleştirdiğimiz konu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bakınız 1999'dan beri aynı Sayın Büyükerşen tarafından belediye başkanlığı yürütüldüğüne göre ve vatandaşların ekseriyetinde de bunun bir sorun olduğu algısı, bir tespiti yapıldığına göre bu konuya dair net bir şekilde bir
çaba çözüm önerilerinin getirilmesi beklenirdi. Ha efendim işte bir tramvay programı yapıldı, bununla ilgili toplu taşımayla alakalı önemli bir reform yapıldı, hayata geçirildi vesaire. Bu bir kısmını çözdü denebilir. Ama bir de lastik tekerlekli araçlara ilişkin yolların yetersizliği ve merkezdeki o sıkışıklığın çözümü için başka neler yapıyorsunuz noktasında bir soruya maalesef yeterli cevabı alamıyoruz. Dolayısıyla Eskişehir öteden beri uzun yıllardır bu sorunu yaşamaya devam ediyordu. Daha da katlanacak. Şimdi bakın pandemi sebebiyle insanlar belki yeteri kadar dışarıda araçla belki kullanmaya biliyorlar. Yani çünkü Eskişehir'deki araç sayısı da 300 binlere dayandı. Evet, her 3 kişiye bir araç düşüyor Eskişehir'de. 300 binlere dayandı. Bu refah seviyesinin artmasıyla da beraber ihtiyacı da bir şekilde yanında getirdiği için Eskişehir'deki araç artık 300 binlere dayandı. Belki ilk planlamalar yapılırken Eskişehir'in o zaman 125 bin, 130 bin civarında araç sayısı varken bakın bugün neredeyse 3 katına çıkan bir sayı var. Dolayısıyla yollar aynı. Burada bir sıkışma yaşayacağı zaten belli. Dolayısıyla bizim burada en azından AK Parti olarak il başkanlığımız bir belki çözüm önerisi olabilecek ve özellikle de akşam saatlerinde, sabah saatlerinde yine EMKO'ya, mobil acılar sitesine, organize sanayiye ve HAL tarafına, Esnim toplantılar sitesine filan giden esnaf, ticaret erbabı, çalışan vesaire, mal taşıyan, mal götüren neyse o yaklaşık orada 100 bin bir nüfus var günlük hareket eden. Belki de fazladır yani ben tahmini konuşuyorum. Dolayısıyla bu nüfusun tamamen o saatlerde oraya yığılmasında müthiş bir çileli bir durum söz konusu oluyor. En azından buradaki riski veya yoğunluğu bir %25 oranında azaltmak anlamında il başkanımız dedi ki 71 evler emek Vadişehir ve Ihlamur kentin güneyinden geçecek. Zaten imar planlarında da olan, hani yeniden de bir şey değil, belki o zaman kamulaştırma meseleleri gündeme gelecek, başka şeyler gündeme gelecek. Planları yapılmış, hazır bir yol var. Hatta ismi de Yaşar Kemal Caddesi. Buranın bir an önce açılması lazım ki en azından o yoğunluğun %25'lik kısmını bu bölümde oturan insanların ulaşımını kolaylaştırmak adına ana yükü o çevre yolundaki artık bir şehir içi geçişi gibi olan o yoldan birazını alabilmek, oradan kurtarabilmek, bu sayede insanlara en az kişi başına bir 10-15 dakikayı kazandırmak adına eve çabuk ulaşmasını veya işine çabuk ulaşmasını sağlamak adına bu yolun açılması önerisini ortaya koydular. Ve işte basında okuduğumuz kadarıyla Büyükşehir Belediyesi de buna cevaben, siz de söylediniz, biz bunu çalışıyorduk, evet yapacaktık falan diyorlar ama bu maalesef biraz bizim açıklamamızdan sonra oluşan bir durum. Keşke hani bunu 5 sene önce, 10 sene önce bu konuyu gündeme getirselerdi, ha evet gerçekten çalışılıyor, bunun üzerinde duruluyor şeklindeki açıklamayı biraz daha belki tatmin edici sayabilirdik. Ancak maalesef bu bizim il başkanlığımızın açıklamasından sonra evet zaten biz bunun üzerinde çalışıyoruz, 2020'den itibaren burayla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz demek sanki biraz yasak savma kabilinden bir açıklama. Dolayısıyla çok tatmin edici değil. Dolayısıyla hani bunu illa biz söyledik diye de değil, mevcut duruma ilişkin nasıl çözüm yolları bulabiliriz noktasında bir beyin jimnastiği yapmak ya da Büyükşehir Belediyesi'ni bu noktada biraz daha göreve davet etmek ya da heveslendirmek, buna nasıl dersek öyle diyelim, biraz daha gayretlendirmek amacıyla ortaya konulmuş bir çözüm önerisidir ve ciddi bir çözüm önerisidir. Dediğim gibi en az bir %25 orada trafiği rahatlatacak bir çözüm önerisidir. Bunun gibi aynı şekilde kuzeyde de yapılabilmesi gerekir. Belki bilmiyorum gittiyseniz Avrupa şehirlerinde ve özellikle benim çok beğendiğim Viyana'da bir ring sistemi vardır. Yani merkezde küçükten başlayarak dairesel bir şey vardır. Yani
doğrudan şehir dışından ya da çevre mahallelerden, kenar mahallelerden gelip şehir dışına girmeyecek, başka yere gidecek olan vatandaşları, araçları şehir merkezine sokmadan o yan istikametlerden hedefine vardıracak Bursa'da şekilde bir... Bursa'da da çok uzağa gitmeye gerek yok. Bursa'da da hiç şehri görmeden... Benzer şekilde. Ama o Viyana'daki çok daha şeydi. Yani hem kavşak düzenlemesi itibariyle bu trafik yoğunluğunu her yerde hemen hemen aynı düzeyde yayacak şekilde bir oluşum yapılmış. Son derece başarılı gördüğüm için paylaştım. Bunun gibi başka şehirlerde de elbette vardır. Dolayısıyla biz belki bu planlamayı başta kaçırdık. Örneğin işte bu 60'lı 70'li yıllarda yapılan bir planlamayla belki bugünleri görerek bunları yapmak gerekirdi. Belki o dönemi kaçırdık ama bundan sonra şehrimizin gelebilecek nüfus artışlarını, olası genişlemelerini aşağı yukarı raporlarımızdan biliyoruz. Buna dair işte Büyükşehir Belediyesi de çeşitli üniversitelerde zaman zaman bir takım çalışmalar yaptırdı. Bir takım vizyonlar ortaya konuldu. Gelecek adına yapılacak çalışmalar babında. Fakat demin de söylediğim gibi bir iradeyi göremiyoruz. Evet bunlar var, tespit var. Bunların nasıl çözülebileceği konusunda belki teknik yeni bir arayışa, alternatif üretecek bir arayışa ihtiyaç var. Biz buralarda bir şeyi göremiyoruz ne yazık ki, bir çabayı yeterli görmüyoruz. Arzu ediyoruz ki bu çevre yolunun kenarlarından bir iki tane olabilse hem güneyde hem kuzeyde tali yollarda en az işte bu 25 metrelik hani yollarla şehir trafiğini biraz daha alternatif güzergahlara yönlendirme suretiyle biraz daha rahatlatmış oluruz. Çünkü demin de yine söylemeye çalıştım, yineliyorum. Bugünkü sıkıntı bundan sonra artarak daha da devam edecek. Dolayısıyla belediyecilik demek şehrin gelecek 50 ve 100 yılını planlayabilmek, bunu öngörebilmek, bununla ilgili kararları verebilmek demektir. Bugünün kararlarında geçmişteki işte 60'lı, 70'li, 80'li neyse 90'lara kadarki dönemde verilmiş ve daha geniş bir vizyonla ortaya konmuş olması gerekirdi ki biz de bir Kayseri gibi, Konya gibi bu konuda çok daha rahat bir şekilde yol ve caddelerimizin geniş bir şekilde olmasını arzu ederdik. Maalesef Eskişehir giderek büyüyen nüfusuyla, giderek artan araç sayısıyla merkezdeki bu sıkışıklığına ve tramvay geçişlerindeki bu kavşak noktalarındaki tıkanmayla çok daha boğuşacağız gibi gözüküyor. Maalesef bunun için halen daha geleceğe yönelik çözümler paketi, alternatifler paketi üretildiğini göremiyoruz. Ya da en azından bize bunlar deklare edilmiyor. Bu belki bir vesile olur. Bundan sonraki mesela biz zaman zaman soruyoruz ulaşım master planı ile alakalı. Gelecekte nasıl öngörünüz var? Buraları nasıl çalışacaksınız? Nasıl merkezdeki sıkışıklığı dışarıya doğru alacaksınız dediğimizde koca bir soru işaretiyle kalıyoruz. Dolayısıyla bunların çözülmesi lazım. En azından dediğim gibi alternatiflerin üretilerek ortaya konulması lazım. Eskişehir trafiğinin rahatlatılması için. Evet. Alpı konusunu bir kenara bırakalım. Belki bir sonraki programa bırakalım. Olabilir evet. İlk bölümde daha geniş bir konu. Çok az bir zaman dilimimiz kaldı. Dağıtmamak için hemen sana paslıyorum sevgili Kerem. Düşüncelerini bu konuda Alpı'yu alabilir miyiz? Onu de... bir başka zamana bırakalım. Çok çünkü ilk bölümde az zamanımız kaldı. Tamam. Bu arada KESK'ten Faik Alkan da bu eğitimle ilgili sorunlarla ilgili bir mesaj atmıştı. Onu da bir başka zamana bırakayım istersen. Aynen. Şimdi bu geciktirmeyelim. Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili AK Parti güzel bir öneride bulundu. Dedi ki burayı genişletelim. Bu işte 71 evler, Ihlamurkent, Vadişehir gibi bölgelerdeki trafik akışını büyük oranda rahatlatacaktır dedi. Mantıklı ve güzel bir öneriydi. Sonradan öğrendi ki meğer Büyükşehir Belediyesi zaten böyle bir proje yapıyormuş. 2020'nin de başında başlamış buna. Daha önce başlayabilir miydi? Onlar ayrı bir münakaşa konusu. Ama şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını öğrenmek beni mutlu etti. Sadece tabii Yaşar Kemal Caddesi tali bir çözümdür. Yani o sadece belli bir bölgedeki sorunu belli bir oranda çözer. Eskişehir geneline geldiğimiz zaman ben abartıldığı kadar büyük bir trafik sorunu olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Çevre yolunu kullanarak ben buraya geliyorum. Bazen sokağa çıkma yasakları oluyor biliyorsun. O zaman da arabayla geliyorum ben buraya. Özel iznimiz var. Gazeteci olduğumuz için.
sürede tutuyorum. 14-15 dakikada geliyorum normalde. Şey olmadığı zaman, trafik olmadığı zaman. Trafik olduğu zaman da 17 dakikada geliyorum. Yani 2 ya da 3 dakikalık ve pik saatlerde geliyorum. Sabah saatlerinde. 2 ya da 3 dakikalık bir kaybım oluyor. Şehir içine girdiğiniz zaman bu kayıplar biraz daha fazla oluyor. Biraz daha sinir bozucu oluyor. Ama bu hani büyük şehirde yaşamanın da bir sonucu bu. Eskişehir'de hani isteyen olursa denemesini de yapabiliriz. Bir yerden bir yere pik saatte gitmekle gitmemek arasında çok az bir fark var. Fakat insan öndeki araba durup korna çalınca da sinirleniyor işin doğrusu. Bence toplu taşımayla ilgili bir sorunumuz var. O da bu pandemiyle birlikte ortaya çıktı. İnsanlar toplu taşıma araçlarına binmek istemiyorlar haklı olarak. İşte belli mesafeler yakınsa eğer yürümeyi tercih ediyorlar. Yok değilse tekerlekli araçlarıyla, özel araçlarıyla gitmeye çalışıyorlar. Bu da biraz daha özel araç sayısı kullanımını biraz daha artırıyor. Kendimden örnek verebilirim. Ben şehir merkezine mutlaka arabayla gidiyorum son zamanlarda. Halbuki eskiden hiç kullanmazdım aşağı yukarı. Toplu taşımayı kullanırdım. Daha çağdaş bulurdum onu. Ama bu da biraz trafiğin artmasına neden oluyor. Ben Eskişehir'de çok ciddi bir trafik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yalnız geleceği düşünmek lazım. Kentin nüfusu artacak. Kentin nüfusu arttıkça bugün çok yüksek değil dediğimiz sorun yarın daha büyük olacak. Dolayısıyla bununla ilgili makro planlar yapılması lazım. Tramvay güzel bir şey ama yeterli değil. Çevre yollarının yapılması, uydu kentlerin birbirlerine çevre yolları ve burada işte Yaşar Kemal Caddesi gibi geniş caddelerle bağlanması sorunu kısmen çözecektir. Evet, umarız böyle olur. Sevgili Ali Baş, hemen sana döneyim. Evet. Şimdi ben önce şu söylenen Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili. Tabii bu zaten bir öneri. Diyor ki AK Parti'nin önerisi şu, hızlandırın arkadaş bunu diyor. Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılan açıklamada, yani şöyle bir şey, izleyenlerimiz de yanlış anlamasın. Yani Yaşar Kemal Caddesi hiç açılmamış bir cadde değil. Yaşar Kemal Caddesi zaten var olan bir cadde. Vadiş bir kısmı yapılmış. Biraz uzatılacak ve Seyit Gazi yoluna bağlanacak. Bu muhtemelen de tahminini söylüyorum, tam bilmiyorum yani ama bu orada bir kent ormanı var. Bu bildiğimiz evet. Kent ormanı değil de daha yukarıda Seyit Gazi yolundaki kent ormanı, Odunpazarı Belediyesi'ne. Oraya onun hemen önüne çıkacak diye tahmin ediyorum. Mezarlığın ben, altında yani. Evet, mezarlığın altında. Yani haritadan baktığıma göre böyle. Şimdi belediye diyor ki tabii biz bu işlemleri yaptık diyor. Dosya nerede proje? Eskişehir Kadastro Müdürlüğü'nde. Orada kontrol ediyorlar şu anda yani bu projeleri. Kadastro Müdürlüğü diyecek ki, yani tabu Kadastro Müdürlüğü diyecek ki, evet arkadaş bunu biz onayladık, denetimleri yaptık, bu doğrudur. Yani bu bekleme olayı şu anda Kadastro Müdürlüğü'nde bekliyor. Gönderdiği zaman belediye de ne yapacak? Bakacak o hattın üzerinde kimin evi, arsası var, kamulaştıracak, parasını ödeyecek, bu yolu açacak, Seyit Gazi yoluna bağlayacak. Ancak benim aklımda başka bir şey var. Şimdi diyorlar ki bu yol açılacak bir yol. Bakın Eskişehir'de benzer bir yol var şu anda açık. Ha kötü bir yol. Bence belediye kamulaştırmaya dünyanın parasını vereceğine var olan güzergahı işlevsel hale getirmeli. O neresi yok. Güzergah söyleyeyim. Mezarlığı, asil mezarlığı mezarlığa gelmeden önce ya da geçtikten sonra tam anlamsamıyorum şimdi. Seyit Gazi yolundan Sarı Sungur'a inen bir yol var. Hı. Açık şu anda. Evet. Bu yol açık. Sarı Sungur yoluna iniyorsunuz. Baraj boyunca Mamuca yolu var. Evet. Yani stabil bir yol. Ha? Şeye kadar stabil. Sarı Sungur köyüne kadar stabil. Sarı Sungur'la Gülpınar köyü arasında asfalt gayet güzel bir yol var. Tek şerit yalnız. Yani bir gidiş bir geliş. O yoldan gittiğiniz zaman Gülpınar'a çıkıp Mamuca yoluna bağlanabiliyorsunuz. Mamuca yolundan da o yolla Sultandere Köyü, 75. yıl mahallesi değil, Sultandere Köyü yolu arasında yine bir asfalt yol var. O yoldan Selam Vada Caddesi'ne bağlarsınız, o yol çevre yoluna çıkıyor zaten. Yani şimdi daha geniş bir çeper, yani trafiği de aksatmaz, hiçbir şey de aksatmaz ve ileride belki de lazım olacak olan yol burası. Bence Büyükşehir Belediyesi bu kamulaştırmayı yapasıya kadar var olan yolları genişletip biraz rehabilite etse daha iyi bir güzergah evet. yapar. Asri yani mezarlığı geçtikten sonra hemen evet. solda evet. o yol. Yani bunu
herkes şimdi bir şey öneriyor ya, ben de bunu önermiş olayım. Şehirde yaşayan bir vatandaş olarak. Gayet de mantıklı. Evet, bu da aynı yer, aynı aşağı direkt selam vardır. Bulvarına bağlanıyor. Gayet ben mantıklı. De birkaç kez kullandığım evet, için evet, evet, hem yani Eskişehirliler bunu Orhan Bey de bilir herhalde bu güzel. Biliyorum, gittim ben bilir. Oradan. Evet, bu yol da ama vatandaşın da tercih edebilecek olmasına tabii bakmamız lazım. Farkı yine de yolu yaptığınız ama ondan sonra oradan kimse geçmezse bir işe yaramaz. Çünkü ama, şey biraz daha genişletiyor. Aha, tabii ki o da gerekir. Fazla. Tabii ki o da kullanılır. Dediğimiz gibi gelecek yıllardaki evet. Eskişehir trafiğini düşünerek onun daha belki ötesinde de bir yolu belki planlamamız, düşünmemiz gerekecek. Bunların hepsi olması gereken ama, çözüm. Evet. Benim dediğim gibi bu da bu güzergahta önemli bir güzergah ve insanların da zaman zaman kullandığı bir güzergah. Burası güzel, kullanılıyor. Güzel, mantıklı bir evet. Öneri olarak geldi bana. Şimdi bir araya gideceğiz. Reklamlarımız olacak. Reklamların ardından yine burada konuşmaya devam ediyor olacağız Eskişehir'deki başlıkları. Lütfen birkaç dakika aradan sonra yine STV ekranlarında buluşalım.